Haydi Sirenit, haydi Sirenit. Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizler bir Sirenit'e mesaj atacağız arkadaşlar. En son hatırlıyorsanız Sirenit, yani birkaç gün önce Sirenit Dilakent'i kaçırdığını söylemişti. Sonra Dilakent'e mesaj attığında Dilakent tekrar YouTube'a geri döndüğünü, Sirenit'ten kurtulduğunu söylemişti. Bugün Sirenit'i biraz zorlayacağız arkadaşlar. Biraz sinirlendirmeye çalışacağız. Çünkü yarın olmazsa Sirenit'in evine gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evine gitmemi istiyorsanız, Sirenit'in evine gitmemi istiyorsanız bu videoyu beğenip yorumlar kısmına evine git yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın Sirenit'in evine gideceğim. Gitmeden önce de biraz sinirlendirmek istiyorum arkadaşlar Sirenit'i. Bakalım nasıl olacak. Şimdi WhatsApp'a geçeceğim ve Sirenit'i oradan yazacağım. Biraz sınırlarını zorlayacağım arkadaşlar. Sirenit'i biraz kızdırmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde biliyorsunuz. Videoyu beğenip Sirenit'in cevabını aksine yazmayı unutmayın dostlarım. Hadi bir an önce videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Sirenit kısmına geldim. Şimdi Sirenit'e bir önce Sirenit yazarak başlayalım. Bakalım Sirenit buralarda mı? Sirenit mesajımızı görecek mi? Sirenit yazdım, mesaj iletilmedi ama bekleyeceğiz dostlarım. Bakalım Sirenit mesajı cevap verecek mi? Bakalım Sirenit elinden Dilakent'i kaçırdığı için sinirli mi? Sinirliyse onu biraz daha sinirlendirelim. Ve sonra evine yarın bir baskın uygulayalım. Bakalım nasıl, neler olacak arkadaşlar. Sirenit yazdım, mesaj hala iletilmedi ama bekleyeceğim arkadaşlar. Mesaj iletilince ben geri dönüyorum. Bakalım, mesaj iletilmedi, iletildi, görüldü. Berke yazdı. Tamam, neydi amacımız? Sirenit'i sinirlendirmek. Sirenit yazdım, Berke yazdı. Sirenit yazacağım tekrar. Sirenit tekrar yazacağım. Bakalım ne zaman sinirlenecek arkadaşlar. Direkt görüldü oldu. Sirenit yazdım, Berke yazdı. Sirenit yazdım, tekrar Berke yazdı. Tekrar Sirenit yazacağım mı? Yok yok. Nasılsın? Nasılsın yazacağım bakalım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Sana ne yazdı ve bir tane böyle emoji atmış arkadaşlar. Böyle bir şeytan emojisi mi? Böyle boynuzlu bir emoji atmış bakalım. Şimdi sana ne yazdı? Biraz meraklandıralım arkadaşlar. Ne dersiniz? Pekala. Ben seni... Dostlarım, ben senin hakkında bir şey duydum. Gizemin açığa çıkıyor diye yazdım. Ve direkt mesajları gördü. Şu an yazmıyor. Gizemin açığa çıkıyor yazdım. Bakalım ne olacak? Senin hakkında çok şey öğrendim dedim arkadaşlar. Bakalım mesela ne tür cevap verecek? Evinin adresini buldum. Yarın evine gideceğim arkadaşlar Sirenit'in. Tabii siz de isterseniz videoyu beğenip yorumlar kısmına evine git yazmayı unutmayın. Mesajımı görmedi bu arada. Sirenit hakkında çok şey öğrendim arkadaşlar. Bakalım Sirenit ne ile cevap verecek? Yarın evine gittiğimde neler olacak? Haydi Sirenit, haydi. Aha, mesaj attı. Mesela ne öğrendin? Söyleyelim mi arkadaşlar? Yarın evine sürpriz bir şekilde mi gitsem yoksa haberi olsun mu arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yarın öğrenirsin yazalım. Yarın öğrenirsin. Yarın öğrenirsin yazdım arkadaşlar. Bir şey söylemeyeceğim yani, evinin adresini falan bulduğumu söylemeyeceğim. O yüzden yarın öğrenirsin diyeceğim. Bakalım ne cevap verecek dostlarım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Yarın öğrenirsin. Bakalım yarın evine gittiğimde nelerle karşılaşacağız dostlarım. Bakalım yarın neler olacak. Beni bulamazsın. Arkadaşlar bu Sirenit bizi fazla küçümsüyor. Beni ve diğer YouTuber'ları biraz fazla küçümsüyor. Bizi fazla küçümsüyorsun. Arkadaşlar bizi fazla küçümsüyorsun yazdım. Sirenit hakkında bulduklarımızı bilmiyor. Sirenit hakkında gizemlerimizi bilmiyor. Evini bulduğumu düşünebilir mi bilmiyorum ama onu bulamam diyor. Seni buldum bile yarın geleceğim. Seni buldum bile yarın geleceğim yazdım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Yarın geleceğim yazdım. Bakalım ne cevap verecek. Bekliyorum şu anda. Haydi Sirenit, haydi Sirenit. Yazıp duruyor arkadaşlar cevap. Aha, evdeyim, evimi bulamazsın. Tamam. Tam da güzel, tam da güzel. Sen öyle san yazdım arkadaşlar. Bakalım Sirenit bence şu an sinirlenmeye başladı zaten. Yarın evine gittiğimde, sürpriz bir şekilde gittiğimde zaten iyice sinirlenecek arkadaşlar. O yüzden bekliyorum şu anda. Bakalım Sirenit ne kadar sinirlenecek, ne kadar sinirlendireceğiz. Sen öyle san dedim. Bakalım ne cevap verecek. Haydi TikTok kullanıyor musun? Lan ne alaka, ben evin ne alaka şimdi ki bu? TikTok ne alaka? Ne alaka diye sordum arkadaşlar. TikTok kullanıyor musun diye sordum. Ne alaka diye sordum. Ana görüldü oldu. Bakalım ne diyecek. TikTok kullanıyor musun diye sordu. Yani ben sen öyle san dedim. Direkt TikTok kullanıyor musun diye konuyu değiştirdi. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Evim sadece TikTok'ta gözüküyor. Aa, hangi videoda? Hangi videoda? Emin olalım arkadaşlar. Onu biraz daha sınırlarını zorlayalım. Emin olmak istiyorum. Hangi videoda diye sordum. Sen videosunu çekmişsin. Aha, tamam, doğru hatırladım arkadaşlar. Ben Sirenit hakkında TikTok'ta bir video çekmiştim. Sanırım onu görmüş. Hayır. Çekmedim. Arkadaşlar biraz sinirlendiriyorum. Çektiğimi biliyorum. Ne çektiğimi de biliyorum. Şu an aklıma geldi video ama hayır, çekmedim diye sınırlarımı zorlayacağım. Dalga mı geçiyorsun? Belki. Var ya, dün yarın Sirenit'in evine gittiğimizde Sirenit bize çok sıkıntılı işler yapacak. Belki yazdım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Ben videoyu hatırlamıyorum.
Ben videoyu hatırlamıyorum yazdım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Ben videoyu hatırlamıyorum. Bakalım ne diyecek. Aha görüldü oldu. Bakalım. Hatırlatmamı ister misin? Böyle iki tane de sinirli emoji atmış arkadaşlar. Hatırlatmamı ister misin? Olur. Olur bakalım hatırlatsın arkadaşlar. Videomu indirip gelmeyecek herhalde buraya. Ne bileyim ne yapacak acaba? Ne tür bir video atacak? At bakalım. At bakalım yazdım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Sirenin ne tür bir video atacak bana? Bakalım direkt görüldü oldu. Ne diyecek? Bekle yazdı arkadaşlar. Tamam tamam ben bekliyorum. Tamam. Tamam ben bekliyorum arkadaşlar. Sirenid'i bekleyeceğiz. Bakalım Sirenid bana ne tür bir video yollayacak arkadaşlar. Sirenid videoyu yollasın. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Yarın da gittiğinde evinde gerçekten çok sinirlendiğini düşünüyorum. Şu an bana gerçekten sinirlenmiş diye düşünüyorum. Yarın gittiğinde daha çok sinirlenecek. TikTok videosunu çektiğimi de öğrenmiş. Evini oradan bulmadım ben ama yani evi orada gözüküyormuş. Bakalım bana ne tür bir video olacak. Belki benim çektiğim TikTok videosunu yollar. Belki de başka bir video yollar. Bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Bakalım yarın Sirenid'in evine gittiğinde neler olacak. Haydi Sirenid, haydi Sirenid. Aha. Aha, bu benim videom. Değil mi? Bu benim videom olması lazım. Evet, TikTok belki az arkadaşlar. Bu benim videom zaten, bir saniye. Yani bir değişiklik yoksa videoda bu zaten benim videom. Yani evet, evet. Bu benim videom arkadaşlar. Bu videoda bir şey yok. Bu zaten benim videom yani. Bu benim TikTok'ta paylaştığım video. TikTok belki 50.0 takip edinizsiniz edebilirsiniz. Etmek isteyen varsa siz. Bu zaten benim videom. Bu zaten benim videom. Hadi biraz daha geçelim. Bu zaten benim videom. Bu zaten benim videom. Neden bunu attın? Bu zaten benim videom dedim arkadaşlar. Neden bunu attın diye sordum. Zaten ya amacı bana videoyu hatırlatmaktı. Onu hatırlıyorum. Ama şu an iyice sinirimi bozuyorum. Neden bana bunu attın diye bir sorguya çekeceğim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Sen istedin atmamı. Sirenid var ya şu an yemin ediyorum çıldırıyor. Sirenid şu an çıldırıyor. Ben ne zaman istedim? Ben ne zaman istedim yazıyorum arkadaşlar. Soru işareti yolluyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ben ne zaman istedim hatırlamıyorum yazdım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. İyice sinirlerimizi zorluyoruz. Yarın umarım bize zarar vermez. Biraz fazla sinirlerimi zorluyorum gibi geldi. Umarım bana zarar vermez. Ben ne zaman istedim hatırlamıyorum. Haydi cevap ver senin. Haydi cevap ver. Şey yazdı. Bu yaptığının bedelini ağır ödeyeceksin. Neyse zaten amacımız kızdırmaktı. Pekala. Pekala yazalım arkadaşlar. Zaten amacımız kızdırmaktı. Sirenid biraz fazla sinirlendi. Bakalım şimdi ne diyecek? Pekala deyip gülen surata diyeyim bakalım arkadaşlar. Ben yarın olmazsa Sirenid'in evine tek başıma gitmeyeyim arkadaşlar. Birkaç arkadaşımı da çağırayım. Onlar umarım cesaret edip gelebilirler benimle. Pekala yazdım. Gülen surata attım bakalım ne diyecek? Biraz fazla sinirlendik. Yani ben bu kadar sinirlendireceğimizi düşünmemiştim. Bu kadar sinirleneceğini de düşünmemiştim ama biraz fazla sinirlendi arkadaşlar. Bakalım neler olacak dostlarım? Yarın evine gittiğinde nelerle karşılaşacağız? Ben şimdi gidiyorum. Sirenid de WhatsApp'tan çıktı sanırım. Bir daha da girmeyecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video seçerseniz mutlaka aşağıdan video beğenip yorumlar kısmına sizleri videoları yazmayı unutmayın. Yarın evine gittiğimde nelerle karşılaşacağım bilmiyorum. Evine gitmekten de pek emin değilim. Siz isterseniz gideceğim. Videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dediğim gibi. Neyse buradan Berke Alı kanalına abone olabilirsiniz. Buradan da Berke Alı 2 kanalına abone olabilirsiniz dostlarım. Her iki kanalıma da her gün video yüklüyorum. Aşağısında da 2 tane video var. Onları da şu anda tıklayarak gidebilirsiniz. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.